Merhaba herkese. Bugün Cenova Sayılı'nın Gelin Teknesi'nde Sinan Turcu ile birlikteyiz. Birazdan rüzgar çıkınca biz yerken seni gerçekleştireceğiz ama öncesinde biraz sohbet edelim istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Tanıyalım. Evet. Yaver. Yaver. Evet. Yaver Bey kendisi uzun bir süredir bizimle beraber. Evladım diyeyim, onu söyleyeyim sana. 14 yıl. İyi yelkenlerdir. Çok evet. Tatlı. Yelkenle alışık teknelere. Aynen. Peki ben şimdi bu yelken geçmişinizin, yani çocuklukta sörf vesaire var, onu biliyorum. Ama yelkene nasıl oldu? Pandemi dönemi mi sizi biraz? Ya aslında ya pandemiden önce de vardı. Tam pandemi öncesi başlamıştım aslında. Daha önce Alize ile çalıştım ben, Sinan'la. O zaman işte biraz yekedim ben falan. Yavaş yavaş hani biraz tekneye ve denize daha çok vakit ayıracağım. Yaşım mı geldi dedim, artık onu biliyorum. O kafaya geldim diyeyim. Ondan sonra o yüzden Cenova ile çalışmaya karar verdim. Ve işte Çağdaş ve Tarkan abiyle beraber böyle uzun bir yolculuk oldu. 4 yılı değiştik. Ehliyetlerimi tamamlamak zorundaydım. Çünkü bir yandan da yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışı ehliyetini de almak istedim. Dolayısıyla böyle bir 40 saatlik bir eğitim planlamıştım. Ne ehliyet aldınız? IYT'yi aldım. Onun dışında işte Türkiye'de bildiğimiz ADB'leri vesaire, ders ehliyetini falan aldım. Sonra da tabii biliyorsun işte suda vakit geçirmen lazım. Yani ne kadar çok suyun üstünde olursan o kadar tecrübe kazanıyorsun. Yani yazın 3 ayı, 4 ayı da suyun üstünde olmaya gayret ediyorum ben de şimdi. Olabiliyor mu peki? Oluyor. Çünkü temponuz yüksek. Çekimler var. Oluyor, işte reddediyorum. Yani çok kızıyorlar. Çok kızıyorlar bana ama yazın çalışmak istemediğimi söylüyorum. Hele Ağustos falan böyle özellikle. İşte Eylül'e kadar, Eylül'ün ortalarına kadar falan suda olmaya gayret ediyorum. Bu yüzden işte Bozburg genelde aşağıda da. Nerelerde oluyorsunuz diye soracağım nasıl? Bozburg'da, Selimiye'de. Ethem Bozburg İnat Kulübü ikinci evimiz. Değil mi? Öyle yani keyifli. Tekneniz var mı? Hayır, teknem yok ama Cenova ile takılıyoruz hep. Aha. Dolayısıyla teknem var diyebilirim. Ondan sonra Cenova ile böyle bir şey anlaşmamız var. Hı-hı. Beraber çalıştığımız. Hı-hı. Onu da anlatmış olalım. Tabii nasıl bir anlaşma? Şöyle, bu aslında bu tip durumlarda bir paylaşım ortaklığına giriyorsunuz. Size ait oluyor. Teknenin bir kısmı. Bunu zaten hani birçok şeyde bulabilir arkadaşlarımızda yapılıyor. Evet, ve belli bir saat satın alıyorsunuz. Dolayısıyla siz bütün masraflardan gayrı kalmış oluyorsunuz. Zorluklardan gayrı kalmış oluyorsunuz ama suyun üstüne vakit geçiriyorsunuz, eğitimlerinizi tamamlıyorsunuz. Bu şey gibi, en iyi tekne arkadaşım teknesinin onun bir versiyonu. Profesyonel hali. Tabii avantajlarından biri de farklı deplasmanlardaki teknelerde çalışabiliyorsun. Yani bu işte belirli bir kademeyle ilerlemek gerekiyordu. Her şey doğduğu gibi. O kademeyi burada Cenova'da aslında aynı şekilde çalışan işte Alize'de var vesaire. Başka bir sürü şirketler var. Dolayısıyla yapılabilecek ve aslında çok da maddi olarak da çok zorlanmadan İstanbul'da denizin tadını çıkarabilecek bir imkan sunuyor. Bu anlamda şeyi de söylemek lazım. Mümkün olduğu kadar tanıtmaya çalışıyorum ben böyle şeyleri. Bu projeyi. Çünkü herkes sanıyor ki suyun üstünde vakit geçirmek için ya da işte yelken sporuyla ilgilenmek için çok zengin olmak lazım. Hı. Çok paraya sahip. Hiç öyle bir şey yok. Belediyelerin, spor kulüplerinin özellikle çocuklar için son derece makul, yani basketbolun, futbol neyse o noktada bir spor okulları var. Daha sonra da yetişkinler için de işte Alize gibi, Cenova gibi, Hedef gibi bir sürü daha sayabileceğimiz, atlıyorumdur da eminim çok var. Bir sürü böyle yelken okulu var. Ve okullarında bu sizin yaptığınız paylaşım sistemleri, projeleri var. Var. Benim de çok aslında böyle normalde yolcularda da hep tavsiye ettiğim hemen tekne almayın, önce tekne kiralayın. Mutlaka. Ki bir de çocuğa kadar vakit geçireceğiniz, şimdi aktif çalıştığınız bir dönemdesiniz. Evet. 26 ayı teknede kalmıyorsanız ne gerek var aslında? Kesinlikle. Ama bir tekne alma hayali var mı? Tabii yani aslında... Tamamıyla size ait ve çok uzun vakit geçireceğiniz. Aslında bir dünya seyahati hayali var. Galiba hepimizin de içinde oyatıyor. Evet. O yüzden de hani sanırım 2-3 yılım kaldı diyebilirim. Artık yavaş yavaş elimi ayağımı çekip
setlerden uzaklaşıp, ben böyle söyleyince çok kızıyorum. Özellikle Meltem. Sadece yazıyor olmak ve teknede yaşıyor olmak gibi bir hayalim var. İkisi birbiriyle çok zor aslında. Herkes, işte onu da çok söylüyorum ben. İşte ay ne kadar güzel yazarsın teknede de, hiç öyle olmuyor. Neden? Çünkü başka hiçbir şey yapamıyorsun. Tekneyle uğraşıyorsun yani. Bütün sabah köründen kalkıp tekneyle ilgilenmek gerekiyor. Dolayısıyla hani yanına başka bir şeyi kabul etmiyor. Biraz kıskanç bir kadındır. Deniz ve tekne kıskançtır. Yanına başka bir uğraş koyamazsınız. Ama işte yazarak ve gezerek başka bir hayatta mümkün. Peki, en uzun seyriniz neresi oldu şimdiye kadar? En uzun seyrim Ege'de oldu. Buradan aşağı iniş dediğimiz aşağı yarışında oldu. Ha, yarışta. Evet, yarışlara katılıyor musunuz zaten? Arada katılıyorum. Yani bir ekibin içerisinde setten dolayı dahil olamıyorum. Çünkü herkes antrenman yapıyor vesaire falan. Ben o saatleri uyduramıyorum. Bir de tabii Tolga ile başlayan, sonra da Bikova kardeşlerin yaptığı, şimdi de Başak'ın devam ettirdiği bir Türkiye şeyi var. Vallahi hepimiz böyle yani Tolga'dan sonra ben bunu söylemeye, cesaret etmeye bile aslında çok zor bir şey ama hepimiz böyle onu takip eder olduk. Peki hiç öyle ekstrem şeyler yapmak var mı? Değil misin? Deli misin? Ya. Yani her an böyle bunlardan bir tanesi gözüme çıkabilirim yani. Bir Türkiye turu rekoru görebilirim. Çağdaşça dalga geçiyoruz. Bunu yapan ilk oyuncu olalım falan diye. Ama ya bir gün yapacağım, kesin yapacağım. Bence valla böyle bir şey varsa ben sizi daha gezgin bir yelkenci olarak düşünmüştüm ama içte bir adrenalin ve yarışçı varmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın en zor işi kendinle yarışıyor. Sağında solda tekne yoksa sadece rüzgar kovalayarak gitmek aslında bundan daha keyifli bir şey olamaz. Bundan zor bir şey de olamaz. O yüzden mutlaka yapmam lazım. Bu tiplere baktığınızda burada birçok farklı tekneylerin farklı replasmanları var. Sizin en keyif aldığınız hangisi? Yani mesela yazı geçirdiniz. 65 ile 40 arası en başarılı hat diyebilirim sana. Azurelerde işte 35C'ye denk gelen. Sonra böyle 40'a kadar, 42'ye kadar gidebilenler. Çünkü 42'den sonra yanın mutlaka birisi gerekiyor. Evet. 45'lere, 60'lara vardığında tek başına yapamaz oluyorsun. Ondan çok hoşlanmıyorum. Daha yalnız kalmak. Yok, sadece az kalmak için değil, bir başına halledebiliyor olmak başarılı. Ha, bu arada mesela Hansen'in falan her şeyi tek başına yapabilen 60'ları da var. Ama ya yanaşması sorun, ayrılması sorun falan, illa birine ihtiyaç duyuyorsunuz. En sevdiğiniz kovu demin atmayı sevdiğiniz yer böyle birkaç tane. Ya Bozburun tabii en sevdiğim yer diyebilirim. Yani Bozburun ve Selinye. Aslında Mavi Vatan'daki her yer benim için böyle bütün burayı diken diken yapan bir şey. Düşünsenize yani ülkenin her yani her santimetre karesinde bir güzellik var yani. Ve kıymetli. Keşke daha çok bilebiliyor olsa. Buradan Trivi'ye gittiğinizde de müthiş bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. İşte Prenses Adaları'nın arkasında herhangi bir koya, Çam Limanı'na gittiğinde de aynı şeyle karşılaşıyorsun. Ayırt etmek çok zor. Ama tabii ki Bozburun ve Selimiye dünya standartlarında iki koyumuz değil. Peki İtalya, Cebeli Tarık ve İtalya şeyi var diye duydum. Evet. Dünya turundan önce. İyi durum. Onun nedir? Ya şöyle, Cebeli Tarık ve İtalya, aslında ben Paris'te yaşıyorum bir yandan. İki tane şey var, yakın zamanda yapacağım. Bir tanesi Atlantik. Öbürü de kuzeyden, yani Fransa'nın kuzeyinden içeri girip, Akdeniz'e girip, tersten Cebelitarık geçip, sonra buraya gelmek. O da böyle bir iki aylık bir şey galiba. Bakalım, bunlardan birini yapacağım. Peki, Paris'te yaşıyorum dediniz, tekneyi daha çok burada biliyorsunuz. Evet. Oralarda... Ya, işte aslında IYT'yi alma sebeplerinden bir tanesi o. Tabii kullanabiliyorsun. Eğer elinde uluslararası ehliyetin olursa, Türkiye ehliyetini maalesef tanımıyorlar. Sigortadan dolayı. Orada kiralama yapabiliyorsun. Orada da yelken zaten dünyanın en basit şeyi, yapmayan yok. Herkes yapıyor. Siz yaptınız mı orada? Tabii yaptım. Evet, gezdim. Orada nereleri soruyorsunuz diye sorun ya, tekrar. Kuzeydeki en güzel yer galiba Sen Nehri'nin denize döküldüğü yer, Le Havre,
Orada hakikaten çok güzel. Hem yelken okulları var, hı-hı, hem de gelgiti iyi yakalarsanız, gelgit zamanını, çok güzel bir rüzgarı var. Özellikle aşağı inişler, yani İngiliz kanalının o aşağı doğru inen kısmı hakikaten keyifli. Bir de farklı. Nedir mesela farklı? Dalga boyu farklı. Gelgit dediğin şey inanılmaz farklı. Yani yaşadınız mı? Yaşadım. Evet. Sabahtan akşama yaklaşık böyle bir 10 metrelik, 20 metrelik bir şey oluyor. Fark oluyor. O da aslında ne kadar, yani nasıl diyeyim, görmeniz lazım. Yani bunların hepsinin bir anda aşağıda, bir anda yukarıda olduğunu düşün. Tuhaf bir his veriyor. Evet, çok tuhaf bir his veriyor gerçekten. Şey soracağım. Mesela bu tuhaf bir istince denizin insana kattığı bir sürü şey var. Yani doğada olduğunuz sürece tek başına mücadele etmiştik. Doğal olaylara sersiz. Aynı zamanda yazıyorsunuz. İşte senaryo da var ama bir de kitaplar var. Oyunculuk ekstra. Yani sanat yanınıza deniz ne kattı? Tekne yaşamı ne kattı? Bir şeyler değiştirdi mi? Ya da en çok nereden besleniyorsunuz? Yelkenle seyahat etmek bir matematik. Bu matematiği, bu sistemi kurmadan, matematiği kurmadan hareket edemezsiniz. Bizim işimizdeki en önemli şey de budur aslında. Oynuyorken de öyle, yazıyorken de öyle. Bir hat çizmek zorundasın. Ben sahnenin içinde bile öyle. Bu sahnede karakteri bu noktada başlatıyorum, şu noktada bitiriyorum. O sırada da izleyiciye bunu sunuyorum. İşte galiba ikisi birbirine böyle gelişti. Kafada bir şeyi kurmayı ve o kurduğum yolu gidebilmeyi, olmadığında vazgeçmeyi, tekrar bir daha kurmayı. Hiçbir zaman hayatta da böyle bir şeylerden, nasıl diyeyim, yok ben bunu başaramadım deyip geri kalmamayı, hep gidebiliyor olmayı sağlıyor. Bir de tabii bırakabilmeyi de sağlıyor. Deniz bir yandan da aslında insanın ne kadar küçük olduğunu ve ne kadar aciz olduğunu da gösteriyor. İnatlaşmamak gerektiğini. Evet, inatlaşmamak gerektiğini. Biz hep şeyi söylüyoruz. Düştüğünde tutunma, düş. Tutunmak her zaman tehlikelidir, özellikle teknede. Herhangi bir teli, herhangi bir şey, herhangi bir ipi tutmak en tehlikeli şey. Hep bırakmak ve ayrılmak istiyoruz. Güvenlik açısından da. İşte bu da bir şey öğretiyor. Hayatı, hayatta da gereksiz tutunmalardan, gereksiz o neden olduğunu bilmediğimiz, yapışıp kaldığımız şehirlerden ve insanlarda kurtulmayı sağlıyor. Bana da bunu öğretti. Çok güzel bir konuşmuş gerçekten. Peki şimdi biraz projelere de gireyim. Sonra evet, sizi seyre yolculayacağım. Teşekkür ederim. Projeler neler var o zamanda? Hani kitap hepsini soruyorum. Servet'teki iş yeri bitti. Büyük Selçuklu. Keyifli bir sezon oldu. At üstünde bayağı 13. yüzyılda, 12. yüzyılda para kazandık diyelim. Şimdi de dinleniyorum açıkçası. İşte Paris'te İstanbul arasına gidip geliyorum. O sırada da yazmak devam ediyor bir yandan. İstanbul Kitap Fuarı'na yetiştirdiğimiz bir kitabımız var. Öyküleri şey yapan. Ondan sonra Susadın Oğlu biliyorum. Vereceğim şimdi. Tamam, bitiyor. Bir yandan da senaryo yazmaya devam ediyorum. Dijitale bir senaryo yazıyorum. Güzel bir uyarlama. Böyle biraz hani Cumhuriyet öncesi Kuzey Ege hikayesi, bir aşk hikayesiyle başlayan, daha sonra da işte toplumsal gerçekliği de gösterdiğimiz, biraz işte yaşasın Cumhuriyet kadrosunun istibdat dönemini anlatan bir hikayemiz var. Ondan sonra onu senaryolaştırmakla uğraşıyorum. Bu. Daha ne olsun bize? Bence de yani. Yani artık azıcık da yakında. Gerçekten hani hepsini bir arada yapmak bile bu sırada teknolojinize vakit bulmak ben takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de bekliyoruz. Adrenalin dolu bir projeyi de bekliyorum ben. Yani şöyle gerçekten yani haddimi aştığımı biliyorum. Bir sürü derece dostum var. Biliyorum hakikaten şey olduğunu, zor bir şey olduğunu ama bu Türkiye turu meselesi ya, şu an herkes denemek istiyor. Kimle beraber yapmak istiyorsunuz? Galiba Çağdaş da buradaydı. Evet. Yani onunla böyle bir şeyimiz var. Hani tamam, Çağdaş'a sesleniyoruz. Adam milli yelkenci bu arada, yani ben yancı olacağım yani aslına bakarsan. Yancı ve konuşan olarak öyle söyleyeyim. İnşallah o zaman bir dahaki röportajı Türkiye rekorundan sonra yapacağız. Umarım ya, çok sevinirim. Ama belki gerçekten olur. Evet. Yani bir şey istiyorsanız mutlaka olur. Çok istiyorum. Çok zor bir eğitimi var. Hakikaten üstüne çok çalışmak
özellikle rota bilgisini, rüzgar bilgisini çok daha böyle üst düzey olması lazım. Üst düzey sporcu olmak lazım. Evet. Kondisyon çalışmak lazım filan falan. Ama neden olmasın? Ama neden olmasın diye. Peki, süper. Çok teşekkür ediyorum bugün ayırdığınız için. Ben şimdi teşekkür ederim. Şimdi zaten de size bol rüzgarlı, güzel bir gün diliyorum. Sağ olun. Bizi izleyin.